Çok teşekkür ederim. Evet, yanında Kazze var. Ee, yani gerçekten ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Öncelikle tebrik etmek lazım tabii. size. nasıl hissediyorsun? Allah çok iyi hissediyorum. İkinci maç gerçekten çok güzeldi. İlk maç yani biraz hızlı bitti ama ikinci maç cidden evet. keyifliydi. Oynaması yani da keyifliydi. İlk maç hiç ölmediniz. 20-0 gibi bir skordan bahsediyoruz. Ee, birazcık ilk maçtan konuşalım sonra ikiye geçelim. Ya ilk maçta bu kadar üstün olacağımızı beklemiyorduk açıkçası. Ama ikinci maçın daha zor geçeceğini biliyorduk. Çünkü sonuçta karşı tarafta da bir değil mi? <laughs> Durum söz konusu oldu. Peki neyse geçelim? Şimdi e, ikinci maçtan e, bahsetmek gerekirse Reach 3 tane alev ejderini çaldı. E bunlar da hani ölmek zorunda kaldı gerçi ama 3 tane alev ejderi olmasaydı sizce böyle bir geri dönüş yapabilir miydiniz? E, tutunabilir miydiniz maça? Ya kompozisyon gereği daha zaten oyunun sonlarına doğru daha iyiydik ama 3 ejder bayağı yardım etti bize diyebilirim. İşimizi Gördü evet. Yani çok güzel. Peki, eee artan performansını eski bir nişancı olarak nasıl değerlendirirsin? Yani önceden yani daha düşük seviyede takımlarda oynamıştı Killer's. Bence bu takımda hem kendi performansı daha iyi hem de takım olarak performansımız çok iyi. O yüzden onun da performansı daha iyi arttı diyebilirim. Hı hı. Takımla da alakalı biraz yani. Evet, yani aslında takım olmanın ve takımın performansının artmasıyla birazcık da herhalde bireysel olarak da bunun keyfini sürüyorsunuz. Peki birazcık da Zayraz'dan bahsedelim. E, Zayraz transferi hakkında ne düşünüyorsun? Herhalde iyi bir etkisi oldu. i̇yi bir etkisi oldu diyebilirim. Şimdi fansı yediye çekmek zorunda kaldık. Aslında en büyük sorun hani iletişim sıkıntısıydı. Hani İngilizce konuşma sıkıntısı vardı biraz. Zayraz gelince o sorun da ortadan kalktı. Şu an bayağı iyiyiz. Peki e, finaller için ne söylemek istersin? Artık gitgide iddianız arttı herhalde. Özellikle bu size çok büyük bir moral olmuştur. Güzel puanlarla e, dönüyorsunuz şu an evinize. Evet zaten ligin başından beri playofflar için hazırlanıyorduk. Hala da playofflar için hazırlanmaya devam ediyoruz. Bizim için hani sonuçlar çok önemli değil. Daha çok playofflara odaklanıyoruz. Peki karşınızda e, kimi en büyük rakip olarak görüyorsunuz? Yani zaten ligdeki çoğu takım birbirine hani çok yakın hani. Heva, Aurora, DP, Supermassive hepsi bence ...birbirine çok yakın. O yüzden hepsi bizim rakibimiz yani. Peki oyuncular olarak aslında tam olarak bir takım olduk diyebilir misin? Yani içerinizdeki uyum e, günden güne arttığını biz görüyoruz. E, sence bir eksiğiniz var mı? Yani tabii ki eksiğimiz var çünkü her takımın bazı eksikleri vardır yani ama... Gün geçtikçe bunları hızlı kapatıyoruz diyebilirim. Peki sence bu galibiyet, bu güzel galibiyet takımınızı e, muhakkak motive etmiştir ama hani birazcık böyle e, kötü etkiler mi daha sonrasında? Çünkü biliyorsun böyle bir heyecan, bir kazanma, işte e, mutlu oluyor herkes. Sonrasında bazen dezavantaj olarak da yazılabiliyor hanelerine takımları. Ne dersin? Evet, moral motivasyon olarak hani bizi daha yükseltti diyebilirim ama ligin başından beri hani başta kaybediyorduk ama. Biz her zaman şeyi söyledik. Kazanmamız veya kaybetmemiz bizim için önemli değil. Bizim için önemli olan sadece playoff. O yüzden çok da fazla öyle rehavete kapılacağımızı düşünmüyorum. Ama içeride bir festival havası vardı biraz önce. Yani biraz <laughs> öyle oldu. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kazay'la birlikteydik. Ee, gerçekten acayip iki maç izledik. Bu serinin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz.